Sevgili yükselen kovalar, 4 10 Ocak haftası yorumlarına hoş geldiniz. Evet, astrolojide öngörüler yükselen burca göre yapılır. O yüzden yükselen kovaysanız doğru adrestesiniz. Hadi gelin o zaman sizinle şöyle haftayı bir değerlendirelim. Şöyle gün gün bir bakalım neler olup neler bitecek bu hafta. Evet, pazartesi günü hatta salı sabahına kadar Ay Başak burcunda 8. evinizde olacak. Demek ki gündeminiz finans. Maddi konular, her türlü finansal konu olabilir. Yani ailenizde, eşinizde ortak harcamalar ya da kredi kartları, bankalar, tazminat, nafaka, miras, her türlü finansal konu olabilir. Finansla alakalı odağınız son derece dikkat çekiyor. Biraz sağlığınızda bir hassasiyet olabilir, ona dikkat edin. Bir de tabii ki pazartesi günü önemli ay açıları var. Pazartesi öğlen mesela Ay Neptün karşıtı var. Akşamında Ay Plüto üçgeni var. Demek ki pazartesi günü biraz daha hassassınız sevgili yükselen kovalar. Biraz kırılgan bir enerjidesiniz. İkili ilişkilerde böyle duygusallaşmaya, hassaslaşmaya, alınmaya müsait bir enerjidesiniz. Ayrıca tabii ki bu hadise aslında özelinizde 8. eve vurgu yaptığına göre finansal konularda da yanlış kararlar almayın. Bence finansal konulardaki odağınızı sadece odak olmakta bırakın. Burada çok iddialı kararlar almamaya dikkat edin lütfen. Şimdi salı günü itibariyle Ay Terazi burcuna 9. evinize girecek. Çarşamba ve Perşembe öğleye kadar Ay Terazi'de 9. evinizde kalacak. Hop, hayat sorgulamalar başlıyor. İnançlarınız, dünya görüşünüz, hayat felsefeniz, böyle bir hayatı anlama gayreti çok dikkat çekiyor. Ha, bazılarınızın tabii ki 9. ev konularından mütevellit. O daha böyle akrabalık ilişkilerinde olabilir. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla gündemleriniz son derece ön plana çıkıyor olabilir. Yine eğitim konuları, mahkemelik konular, yurt dışı bağlantılı konular. Yani bunlar artık çok spesifik konular ama hani haftalık yorumlarda bunlara çok girmemek gerekir tabii. Ama bu tarz gündemleriniz, böyle bir takım konular varsa hayatınızda gerçekten dikkat çekecektir. Şimdi salı sabahı Ay Kiron karşıtlığı var. Ay Kiron karşıtlığı diyor ki salı sabahı yine ben biraz naifim, duygusalım diyor. Mesela perşembe günü de, perşembe sabahı da Ay Plüto karesi var. O yüzden böyle salı sabahı, perşembe işte günü lütfen böyle hani sabah saatlerinde biraz böyle duygusal konularda gerilimlere, tatsızlıklara, kırılganlığa açık olduğunuz için mesela o saatlerde böyle bir telefon açayım da şuna bir şey diyeyim ya da sevgilimle buluşayım falan, bunlardan biraz uzak durun. Bu konuda da uyarmalıyım. Yani ikili ilişkilerde dikkat. Perşembe öğlen artık böyle hafta sonu Ay Akrep'te 10. evinizde. İşiniz gücünüz iş vallahi. Yani böyle hafta sonu bile kariyerle ilgili planlarınız var. Bunları düşünüyorsunuz. Bazılarınız tabii ailesiyle de vakit geçirebilir. 10. ev çünkü toplumsal statümüz ve ailemizi de anlatabilir. Dolayısıyla belki de böyle bir aile ziyareti, aileyle vakit geçirmeler, bunlar da ön plana çıkıyor olabilir hafta sonu. Şimdi buradaki en önemli hadiselerden biri Mars. 7 Ocak itibariyle Mars Boğa burcuna giriş yapacak. Yani sizlerin doğum haritasında efendim 4. evinize giriş yapıyor. Ve bu 7 Ocak itibariyle Mars'ın Boğa burcuna girişi ay boyu sürekli Mars-Uranüs kavuşumlarıyla ön plana çıkacak. Evet, sırf bu haftanın gündemi değil, yani bunu demeye çalışıyorum. Şimdi tabii ki mücadele gezegenidir Mars ve 4. ev konuları ne? Aile, ev, yuva konuları. Demek ki eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız, onlarla olan ilişkiler ön plana çıkıyor. Eşin içinde Mars-Uranüs kavuşumları olduğu için bazen ikili ilişkilerde gerginlikler de olabilir. Sakin, bu konuda sizi uyarmak istiyorum. Ev kazalarına çok açık olacağınız bir dönem başlıyor. Bunu da söyleyeyim. Bu kadar. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi lütfen bu fevri enerjiyi taşımamaya özen gösterin.